Başkanım, öncelikle tebrik ederiz. İlk senenizde grubumuzu şampiyon olarak tanımladınız. Evet. Duygularınızı alalım önce. Vallahi yani biz şimdi ikinci amatörde de olsa ilk yılımızda bir şampiyon elde ettik. Yani bu şampiyonluğu da biz yıllardır Birleşik Halk olarak, ben kendi adıma konuşmuyorum, bir özlemi içerisindeyiz. Yani ikinci amatörde de olsak bir şampiyonluk yaşadık. Yani bu duyguyu tabii yani yaşamak çok güzel bir şey. İnşallah biz iki sezonun sonunda Bal Ligi'ne çıkarsak ilimizi de İstanbul'da veya Eskişehir takımlarıyla mücadele edip ismimizi oralarda duyurabilirsek ne mutlu bize. Biz çok mutluyuz. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Futbolcularımıza çok teşekkür ederiz. Zaten hepsi öğrenci kardeşlerimiz. Yani Allah razı olsun onlardan. Bize bu duyguyu yaşattılar. Anlatılmaz, yaşanır. Peki bu başarının ilk senede şampiyon olmanın altında yatan sebep nedir? Bunun altında yatan sebep ilk önce inanmak. Yani biz inandık. Hocamızla beraber, futbolcularımızla beraber. Biz bunlara oturduk, en başından hepsiyle güzelce konuştuk. Yani dedik ki bizim amacımız bu. Biz burada çıkalım, işte maç yapalım, gönlümüzü eğlendirelim diye. Çıkmadık bu yola. Biz şampiyon olmak için çıktık ve bunu da elde ettik. Ben yine hepsine teşekkür ediyorum. Ya. Onlardan Allah razı olsun. Bizi bugünleri yaşattılar ya, vallahi yani çok güzel bir şey, çok güzel. Başkanım, altyapı çalışmalarınız var mı? Şimdi bizim altyapı çalışmalarımız var. Özellikle U15, U16 ve U17 takımlarımız var. Bunlar da alt liglerde, birinci amatörde oynayan takımlarla beraber maç yapıyorlar. Yani şu anda bizim A takımla beraber 4 tane takımımız var. Ve aynı zamanda bizim çok güzel bir çalışmamız var, futbol okulu. Eğer ki biz futbol okulunu faaliyete geçirebilirsek, yani Bilecik'te yani istenilen düzeyde yapabilirsek o olayı, bizim için çok iyi olacak, takımımız için de iyi olacak, Bilecik için de iyi olacak. Bizim hocamız bu konuyla alakalı çok istekli. Çok istekli. Kendisi zaten uzun seneler Bilecik Spor'da top oynamış ve Bilecik için futbol açısından elinden ne geliyorsa yapmıştır Bilecik için. Hala da yapmak istiyor. Özellikle onun vurguladığı tek konu futbol okulu. Biz de Bilecik adına futbol okuluyla alakalı desteklerini bekliyoruz. Bilecik altından böyle bir beklentimiz var yani. Tabii Bilecik altından aynı zamanda biz Bilecik'in futbola öyle olan özlemini gidereceğimizi hissediyoruz. Yani biz Bilecik'e bu futbolla alakalı senelerdir yaşayamadıkları şeyleri yaşatmayı düşünüyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Ama Bilecik altından da taraftar olarak, yani maddi değil tabii ki, manevi olarak destek bekliyoruz. Bu çok önemli, maneviyat çok önemli. Özellikle bizim için. Son maç çok önemliydi, futbolu yaptığınız. Son maç öncesi bir konuşma yapmışsınızdır herhalde başkanım. Yaptık tabii yani. Hatta ben onlara şöyle bir şey söyledim. Yani pek de bir şey konuşamadım aslında. Çünkü maça çıkmadan önce herkes çok heyecanlıydı. Herkes çok istiyordu. Herkes yani kendinde değildi. Kimse kendinde değildi. Ama konuşma yaptık tabii. Ama tabii onlar da bizim aramızda kalsın dedi maç çıktığımızda. Hedefinizi söylediniz. İkinci sezon yine şampiyonluk istiyorsunuz. Biz iki sene sonunda Bal Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Evet. Allah'ın izniyle iki sene sonunda Bal Ligi'ndeyiz. Bu hedef doğrultusunda transfer yapmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kadro yeterli mi? Ya da iskeleti koruyacağız? Şimdi tabii biz iskeletimizi koruyacağız. Bizim zaten çok yetenekli futbolcularımız var. Hemen hemen hepsi çok yetenekli. İşte sadece idman eksiği olanlar var. Onlar da inşallah birinci amatörde idmanlarının eksikliğini tamamlayacaklar. Bizim bir kadroyu 25 kişi, 30 kişi civarında kadro yapmak istiyoruz. Çünkü birinci amatörde şimdi insanlar, özellikle futbol oynayanlar, çok paralar dönmediği için herkes bir yerde çalışıyor. Fabrikada çalışan var, öğrenci olan var, idmana gelen gelemeyen. Yani biz bu işi profesyonel, amatörde oynadığımız halde profesyonel yapmak istiyoruz. O yüzden de kadroyu geniş tutup bir 12-13 tane daha biz
futbolcu almak istiyoruz bu sene. Tesis konusunda herhangi bir şeyimiz, tabii çok erken bu. Yok, erken değil. Zaten bizim gündemimizde o ama biz şöyle bir karar aldık. Bal Ligi'ne çıktığımız sezonda biz tesisimizi kurmak istiyoruz. Bal Ligi'ne çıktığımız zaman. Birinci amatörde değil ama Bal Ligi'ne iş yani. Başkanım, tekrar tebrik ederiz. Allah razı olsun. Ümit Hanım'ın başından beri sizin yarın gazetesi olarak. Sağ olun efendim. Size sağ olun.